Ozan gün doğdu. 16 Kasım 2023, bir gün. Kusursuz fırtına yaklaşıyor. Faizler yükseldikçe piyasanın kredi talebi düşüyor. Ekonomide yavaşlama geniş halk kesimlerine yansıyacak. İşsizliğin arttığı, enflasyonun da düşürdemediği son derece stresli bir kusursuz fırtına yaklaşıyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bir hafta sonra Kasım ayı toplantısını yapacak ve muhtemelen faizleri en az 250 bas puan daha artıracak. Böylece politika faizi %40 seviyesine ya gelecek ya da yaklaşacak. Normal şartlar altında faizlerin yükselmesi kredi talebini baskılar. Böylece kredi mekanizması yavaşlar. Bankacılık sisteminin piyasaya pompaladığı para musluğundan akan suyun inceldiği böyle bir durumda piyasa durgunlaşır ve soğur. Fakat seçimden önceki belirsizlik ortamında kredi talebi çok yüksek olmasına rağmen bankacılık kesimi kredi arzını bizzat kısmıştı. Fakat seçimden sonra musluk yeniden çalışmaya başladı. Musluğun bir tıpayla kapatılması gibi ilk aşamada hızlı bir kredi genişlemesi yaşandı. Hem faizler yükseliyor hem de kredi arzı artıyordu. BDDK verilerine göre Haziran'ın ilk haftasındaki bankacılık kesiminin toplam kredi alacağı 9.26 trilyon TL iken Kasım'ın ilk haftasında bu tutar 10.99 trilyon TL'ye yükseldi. Aradan geçen 20 haftalık bu zaman diliminde piyasaya haftada ortalama 86 milyar TL net kredi pompalandı. Böylece faizlerin yükselmesinin büyüme üzerindeki etkilerini yaz ayları boyunca hissetmedik. Fakat son 20 haftaya değil, son 10 haftada aynı hesabı yaptığımızda haftalık ortalama kredi genişlemesinin 64 milyar TL'ye düştüğünü görüyoruz. Daha da daraltalım ve son 5 haftaya bakalım haftalık kredi genişlemesi 60 milyar TL'ye düşüyor. Peki bu neye işaret ediyor? Çok açık ki faizler yükseldikçe piyasanın kredi talebi düşüyor. Böylece kredi muslukları kendiliğinden kısılıyor. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi verileri de bu gelişmeyi teyit ediyor. Buna göre ilk defa ihtiyaç kredisi kullanan kişi sayısı Eylül ayında 89 bine düşmüş. Bu sayı 2022 Ocak'tan bu yana görülen en düşük sayı konut ve taşıt kredisi kullanansa neredeyse yok. Bu dönemde kredi çekmek, hele ki ihtiyaç kredisi kullanmak ya da bireysel kredi kartına yüklenmek akılcı değil. 100.000 TL bireysel kredi kartı borcunuza ilk ay eklenecek faiz tutarı 3.660 TL. Eğer vadeyi geçer, borcunuzu ödemezseniz aynı tutar için katlanacağınız gecikme faizi tutarı 3.960 TL'ye çıkıyor. İlerleyen aylarda ise bu tutarlar birikerek artıyor. Kredi kartınızdan nakit para çektiğiniz takdirde ise 100.000 TL için her ay ilave 4.420 TL'lik faiz yüküne katlanacaksınız demektir. Üstelik bu tutarlar 23 Kasım'da yeniden artacak. Öyle görünüyor ki ilerleyen aylarda da durmayacak. Faiz artışları 6 aydır sürüyor ama yukarıda bahsettiğim nedenlerle bu artışların yavaşlatıcı etkisini Ekim ayından itibaren gözlemlemeye başladık ve bu etkinin giderek sertleşeceğini biliyoruz. Peki bu yavaşlamanın geniş halk kesimlerine etkisi ne olacak? Doğrudan etkisi işsizlik. Yedek iş gücü ordusunun büyümesiyle aktif iş gücünün ücretleri baskılanacak ve dolaylı etki çalışan yoksulluğu olarak görülecek tüketici borçlarını ödeyemeyecek olanlar da cabası. Peki işsizlik artışı ne sertlikte yaşanacak? Benzer deneyimi 2018'de Ray Brunson krizinden sonra faizler sert şekilde yükselince yaşamıştık. Haziran 2018'deki işsiz sayısı 3.3 milyonken Ağustos ve Eylül'de döviz şoku patlamış, Ekim ayında faizler artırılmış ve Mart 2019'da işsiz sayısı 4.5 milyona çıkmıştı. Üstelik bu zaman diliminde politika faizi %18'den %25,5'a toplamda 750 bas puan artırılmıştı. Mayıs 2023 seçimlerinden bu yana politika faizi %8,5'dan %35'e toplamda 26.500 bas puan artırıldı ve artışlar devam edecek. Bu artışların işsizlik üzerindeki etkisi 2018-2019'da görülenden çok daha sert olacak. Enflasyon ya düşecek ya düşecek. 2019'da Cumhuriyet rekoru kıran işsizlik sorunu, Merkez Bankası Başkanlığı'na Murat Uysal'ın getirilmesi ve faizlerin sert şekilde düşürülmesiyle çözülmüştü. Faizlerin düşürülmesiyle Mart 2019'da 4,5 milyon olan işsiz sayısı bir yıl sonra Mart 2020'de 3,9 milyona geriletilmişti. Fakat bu süre zarfında faizi düşürdükten sonra döviz kurlarını tutabilmek adına rezervler yakılmaya başlanmış, pandeminin başlamasıyla süreç hızlanmıştı. Bu sürecin bilançosu Merkez Bankası net rezervlerinin eksiye düşmesine neden oldu. Bilanço henüz toparlanabilmiş değil. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte ortaya çıkacak işsizliği düşürmek için faizlerin yeniden düşürülmesi de mümkün olmayacak. Zira bu denenirse bu sefer daha fazla rezerv satacak bakiye kalmadığı için enflasyon ve kur patlayacak. Yani artık faizlerin enflasyona rağmen düşürülmesi mümkün değil. Bu noktada deniz bitmiş görünüyor. Peki ne olacak? Her şey enflasyonun bir an önce düşüp faiz indirimlerinin de bu gelişmeyle başlamasına bağlı. Enflasyon ya düşecek ya düşecek. Bunun için asgari ücret düzenlemesi de acımasızca yapılacaktır. Sadece bu değil, iktidar hesabını yurt dışından para girişlerine bağladı ama dünya konjonktürü de buna izin vermiyor. Para sadece Türkiye'ye değil, genel olarak gelişmekte olan ülkelere uğramak istemiyor. Haliyle enflasyonun düşürülmesi böylece akamete uğruyor. Bu durum yüksek faizin uzun süre devam edeceğini, işsizlik sorununun da 2019'dan farklı olarak kronikleşeceğini gösteriyor. İşsizliğin sert şekilde arttığı, enflasyonun da düşürülemediği, yer yer kur şokları riskinin kendini hissettirdiği son derece stresli bir kusursuz fırtına yaklaşıyor. Ozan Gündoğdu